Merhaba çocuklar. 6. sınıf İngilizce 8. ünite Bookworm ünitesinin ünitesiyle ilgili alıştırmalar çözeceğim şimdi sizlere. Ben bu alıştırmaları öğrencilerime göndermiştim. Onlardan çözmelerini istemiştim. Şimdi de onlar için cevaplarını kaydettim. Kaydediyorum. YouTube kanalında bu videonun altında açıklama kısmında bir link ekleyeceğim. O linkte bu alıştırmanın etkileşimli hali. Dilerseniz oraya tıklayarak çıkan ekranda alıştırmayı şu an benim çözdüğüm gibi kendiniz deneyerek çözebilirsiniz. Başlıyoruz birinci bölümden. Look and put the prepositions under the correct picture. Prepositionları, şuradaki verilen kelimeler yani bunlar, yer edatları diye söylemiştik daha önceden. Bunları verilen resimlerin altına yerleştireceğiz. Kedi var ve bir kutu var. Kedi kutunun içinde. İçinde neydi? In. İkincisinde kedi değilmiş bu, ayıcıkmış. Ayıcık mı, kedi mi, öyle bir şey tam anlayamadım ne olduğunu, neyse. İkincisinde de kutunun altında. Altında neydi? Under. Üçüncü resimde kutunun arkasında. Arkasında neydi? Behind. Dördüncü resimde kutunun üzerinde. Üzerinde on. Beşinci resimde iki kutunun arasında. Neydi? Between. Altıncı resimde önünde. In front of. Yedinci resimde de yanında, yakınında, pardon, bitişiğinde, next to bitişiğindeydi. Şimdi, write the past form of the verbs below. Aşağıdaki fiillerin past hallerini yazacağız. Şuradan ben yazayım. Birincisi, bir dakika. Find, bulmaktı. İkinci hali found. Buy, satın almaktı. İkinci hali bought. Look, bakmaktı. İkinci hali looked. Go, gitmek. İkinci hali, past hali went. Read, okumak. İkinci hali aynı yazılıyor ama read diye okunuyordu. Write, yazmak. İkinci hali wrote. Happen, olmak. İkinci hali happened. Borrow, ödünç almak. İkinci hali borrowed. Lend, ödünç vermek. İkinci halimiz lend. Help, yardım etmek. İkinci hali helped. Study, ders çalışmak. Studied, ikinci hali. Make, yapmak. Made, ikinci hali. Sit, oturmak. Sat, ikinci hali. Leave, bir yerden çıkmak, ayrılmak. Left, ikinci hali. See, görmek. Saw, see'nin ikinci hali. Üçüncü bölümdeyiz. Burada bir metin var gördüğümüz gibi. Yukarıda verilen kelimeleri bu metne yerleştireceğiz. Bakalım. Last Saturday, geçen cumartesi, I went to the city library. City, kütüphanesine gittim. To, nokta nokta, some books. To, bazı kitapları ne yapmak için gitmiş olabilir? Borrow, ödünç almak için olabilir. Look for, aramak da birine ya da bir kişiyi. Borrow diyelim bakalım. Bazı kitapları ödünç almak için gittim. Birkaç kitap ödünç almak için gittim. It's a very big library. O büyük bir kütüphane. Çok büyük bir kütüphane. There are lots of books on the... Çok diyor kitap vardı. Nerede? On the shelf. Shelf, tekil. Shelves, çoğul. Şöyle diyelim. Şuraya bir yere yazayım. Shelf, tekil hali. Shelves, çoğul hali. Raf, raflar. Rafta çok kitap vardı. The librarian, kütüphane görevlisi, was, nokta nokta, to me. Very, genelde very olur kind'den önce ama burada kullanılmamış. Bana karşı çok kibardı. Kütüphane görevlisi diyor. Kind to me. He helped me find the books. Bana kitapları bulmamda yardım etti. Yardımcı oldu. I asked the librarian, kütüphaneciye sordum. For a nokta nokta called Oliver Twist. Oliver Twist isimli bir ne sormuş olabilir? Bakalım kelimelerimize. Novel, roman sormuş olabilir değil mi? Oliver Twist isimli bir roman sordum. Then sonra I nokta nokta a German dictionary. Bir Almanca sözlük ne yapmış? Aradım. I looked for. Geçmiş zamanla de önceki cümleler geçmiş zamanla devam ediyor. I looked for a German dictionary. Bir Almanca sözlük aradım.
Because I needed it to do my homework. Çünkü ödevimi yapmak için ona ihtiyacım vardı. The librarian, kütüphaneci, nokta nokta, me the books for 2 weeks. Bana 2 haftalığına kitapları ne yaptı? Ödünç verdi. Lend, D ile bitince birinci hali, T ile bitince ikinci haliydi. 2 haftalığına kitapları ödünç verdi. Borrow, ödünç almak. Lend, ödünç vermek. At the moment, şu anda I'm reading Oliver Twist. Şu anda Oliver Twist'i okuyorum. The nokta nokta of the book is Charles Dickens. Charles Dickens yazarından bahsediyor. Oliver Twist'i biliyorsak eğer, Charles Dickens yazarını da biliyor olabiliriz. Ama bilmiyorsak da Oliver Twist'in kitap olduğunu daha önceden anlamıştık. Şu da özel isim olduğunu anlıyoruz, baş harfleri büyük diye. Yani diyoruz ki kitaptan bahsettiğine göre bu da yazarıdır herhalde diyoruz. Yazar neydi? Writer ya da author'da. Şurada writer var. Writer of the book is Charles Dickens. I really like the story of the novel. Romanın hikayesini gerçekten sevdim. It's very interesting. Gerçekten çok ilginç. You must read it. Okumalısın. Dördüncü bölümdeyiz. Read and complete the sentences with the words in the box. Şuradaki kutuda verilen kelimelerle cümleleri tamamlayacağız. Bakalım. Story, hikaye. Dictionary, sözlük. Writer, yazar. Lend, ödünç vermek. Look up, anlamına bakmak sözlükten ya da internetten. Bookshelf, kitaplık, kitap rafı. Newspaper, gazete. Information, bilgiye. Important, önemli. Borrow, ödünç almak. Bakalım. The nokta nokta of the book is Stephen Wilhelm diye okunuyor sanırım. He wrote it in 1895'te yazdı onu diyor. Stephen bir isim. O yüzden ne olabilir? Kitabın yazarı olabilir değil mi? Writer. The writer of the book is, kitabın yazarı Stephen. 1895'te yazdı. Students can nokta nokta books from the library. Öğrenciler kütüphaneden kitapları ne yapabilirler? Ödünç alabilirler. Ödünç almak neydi? Borrow, ödünç almak. Lend, ödünç vermek. O yüzden borrow dedik. Your books are on the nokta nokta. Senin kitapların şurada. Don't look for them on your desk. Onları sıranda, masanda arama. Onlar şurada. Nerede olabilir? Bakalım kelimelerimize. Bookshelf. Onlar kitaplıkta. Masanın üstünde arama. Where is my nokta nokta? Benim şuyum nerede diye soruyor. I don't know the meaning of this word. I must find it. Bu kelimenin anlamını bilmiyorum. Onu bulmalıyım. Bir kelimenin anlamını bilmiyorsa, bulmam lazım diyorsa kelimenin anlamına bakacak demek ki. O zaman neyi arıyor? Dictionary, sözlüğünü arıyor. Where is my dictionary? Benim sözlüğüm nerede? Charles Dickens is a very important writer. Charles Dickens çok önemli bir yazar. Charles Dickens'ın özel isim olduğunu, D'de büyük olduğu için isim ve soy isim olduğunu anladım. Writer dediğine göre de yazar olduğunu anladım. Önemli bir yazar dedim burada. Sally is looking for some noktalarında about French writers. Fransız yazarlarla ilgili bazı bir şeyleri araştırıyor, bakıyor, arıyor Sally. Neleri olabilir? Information, bilgi olabilir değil mi? Some information about French writers. Fransız yazarlarla ilgili bazı bilgileri bakıyor, arıyor. 7. What is bon appétit in French? Fransızca'da bon appétit ne demek? I don't know. Bilmiyorum. Let's nokta nokta its meaning. Onun anlamına hadi bakalım diyor değil mi? Neydi anlamına bakmak? Look up'tı. Let's look up its meaning. Hadi anlamına bakalım. 8. My father goes to the kiosk and buys. Kiosk neydi? Büfeydi. Babam büfeye gider ve nokta nokta alır every morning, her sabah. Ne alabilir? Şunlardan bakıyoruz. En uygun newspaper, gazete alır değil mi büfeden? Her sabah gidiyormuş ve gazete alıyormuş. Can you nokta nokta me your English book? I forgot my book at home. Kitabımı, benimkini evde unuttum, benim kitabımı. Senin İngilizce kitabını bana ödünç verebilir misin? Lend. This novel has a very interesting story. Bu roman
Çok ilginç bir hikayesi var. There is a boy and this boy spends a day with toys at the fun fair. Bir oğlan var, bir çocuk var ve bu çocuk neydi? Fun fair'da oyuncaklarıyla bir günü geçiriyor, harcıyor diyor. Dördüncü bölümü de bitirdik. Beşinci bölümdeyiz. Read and choose the correct word. Oku ve doğru kelimeyi seç. Evet, WH soruları var burada gördüğünüz gibi. Bunları uygun olanlarını buraya yerleştireceğiz. Burada bir soru sormuş. Devamında da ki cümleden de hangisi geleceğini anlayacağız. Mesela birinciye bakalım. Was your best birthday present? Senin en iyi doğum günü hediyen neydi diye sormuş olabilir ama devamına bakıyoruz. Was it your e-book? Senin e-kitabın mı? O zaman evet, what diye sormuştur. What was your best birthday present? Senin en iyi, en güzel doğum günü hediyen neydi? E-book muydu diye soruyor. İkincisinde, novels did you borrow from the library? Two or three? İki mi, üç mü? İki mi, üç mü diye sorduğuna göre how many diye sormuştur, değil mi? How many novels did you borrow from the library? Kütüphaneden kaç tane kitap aldın, ödünç aldın? Two or three? İki veya üç? İki mi, üç mü? Is your new magazine on the bookshelf? Kitaplıkta mı? Kitaplıkta mı diye sorduğuna göre where, nerede diye soruyor. Where is your magazine? New magazine. Yeni dergin nerede? Kitaplıkta mı? Dördüncüdeyiz. Did you go to library yesterday? Dün? Dün mü? Dün mü diye diyorsa o zaman when diyoruz. When did you go to library? Ne zaman kütüphaneye gittin? Yesterday. Dün mü? Sonunda soru işareti olduğu için aslında biz bunu soru olarak soruyoruz. Normalde yesterday dün demek. Ama soru işareti olunca bir vurgulama yapıyor. Dün. Yani dün mü anlamında. Soru anlamında bir vurgu yapıyor. O yüzden ben hep soru soruyormuş gibi dün mü diye de devam ediyorum. Beşincideyiz. Wrote the best story in your class. Peter or Mary? Peter mı Mary mi? Senin sınıfında en iyi hikayeyi yazdı. Kim diye soruyor olabilir değil mi? Peter mı Mary mi diye sorduğuna göre. Who wrote the best story in your class? Sınıfındaki en iyi hikayeyi kim yazdı? Peter mı Mary mi? Altıdayız. Did you like that comic? Comic neydi? Çizgi roman diyeceğim. Comic. Neyse şu an Türkçesi aklıma gelmedi. Because it was funny. Çünkü o komikti. Çünkü o komikti dediğine göre. Çünkü diye başladığına göre niçin diye sormuştur değil mi? Why did you like? Neden sevdin? Çünkü komikti. 7. Dictionary is this Peter's or Mary's? Peter'ın mı? Mary'nin mi? Demek ki whose. Whose dictionary is this? Bu kimin sözlüğü? Peter'ın mı? Mary'nin mi? Bakalım was the author when he wrote his first story. 7 or 8? 7 mi 8 mi? How old? How old was the author when he wrote this first story? İlk kitabını yazdığında kaç yaşındaydı yazar? 7 mi 8 mi diye soruyor. Son bölümdeyiz. Read and circle. Oku ve daire için al demiş. Biz buradan tıklayacağız şimdi. My name is Sue. Benim adım Sue. I'm a real bookworm. Ben gerçek bir kitap kurduyum. My favorite hobby is reading books. Benim favori hobim kitap okumak. I have lots of books. Bir sürü kitabım var. Nerede varmış? The bookshelves. Bookshelves dediğimiz zaman ne diyoruz? On the bookshelves. Kitaplığımda bir sürü kitabım var. My bedroom. Benim odamda derken de in kullanıyoruz. In my bedroom, on my bookshelf. But I need some more. Fakat daha fazlaya ihtiyacım var. My house is, benim evim, the library. Under the library, kütüphanenin altında. Between the library, between dedikten sonra eğer tek bir kelime söylüyorsak çoğul yapıyoruz bunu. Kütüphanelerin arasında diyebiliriz. Ama dediğim gibi burada library bir tane olduğu için kütüphanelerin arasında olmuyor, between de olmuyor. Behind the library. Kütüphanenin arkasında. Biz bir binanın arkasında derken behind kullanıyorduk. Under altındaydı ama dediğim gibi masanın üzerinde bir ne bileyim kalem duruyorsa
kalemin altında masa derken under diyoruz. O yüzden onu da ederek. And there is a park, bir park var. Neredeymiş park? Near it, onun yakınlarında. At weekends, hafta sonları, I borrow novels from the library, kütüphaneden romanlar ödünç alırım. And go to the park, ve parka giderim. I enjoy staying, nokta nokta, a tree. Ağacın altında oturmayı severim, diyor. Neydi altında? Under, under the tree, under a tree. And reading my novels, ve benim romanlarımı okumayı severim, demiş. Evet. Check ettik, kontrol ettik cevaplarımızı. Dediğim gibi cevaplarımız da doğru. Siz de benim açıklamaya ekleyeceğim linkten kendiniz tıklayıp tekrar çözebilirsiniz bu testi. Bu kadar çocuklar. Görüşürüz. Bay bay.